bedenle yapılan sesli zikir caiz mi? Biliyorsunuz 12 tarikat var. 12 tarikatın 11'i zikri sesli yaparlar açıktan. Allah, Allah, la ilahe illallah açıktan. Bir tek Nakşibendi tarikatı, Hazreti Ebubekir Sıddık yolundan gelen tarikat zikri hafi olarak yapar. Muhammed Aleyhisselam ne buyuruyor? Rızkın hayırlısı kafi olandır. Zikrin hayırlısı hafi olandır. Yani gizli olandır, sessiz olandır. Buna riya girmez. Sessiz. Melek bile duymuyor ki sevap yazsın. Şeytan bile duymuyor ki riya katsın. O kadar gizli zikir yapıyor ki ne melek var ne şeytan var. Sadece Allah ile arasında. Bu Allah ile kulun arasındaki bir fısıldaşma. Buna sessiz zikir denir. Şimdi tarikatların 11 tanesi açıktan zikir yaptığı için kardeşim bize soruyor. Bu zikir yapanların bazıları ayakta yürüyerek zikrediyor. Bazıları ayakta kol kola girmiş bir şekilde zikrediyor. Bedenle zikir yapanlar var. Allah diye. Bunlar caiz mi? Hocam bedenle yapılan zikrin doğruluk derecesi dinimizce nedir? Cevap. Beden ile yapılan zikir cehri zikir yani sesli zikir sınıfındandır. Hafî zikre yani gizli zikre nazaran riyaya girme ihtimali daha fazladır. Bu 11 tarikatta riyaya girme ihtimali o zikri yaparken vücut o moda girdiğinde, alıştığında sağlı sollu bir şekilde ağaçların yapraklarının sağa ve sola gidip gelmesi gibi. Zikre başladığında fark ederse etrafındaki bazı insanların kendisine baktığını, fark ederse şeytan gelir ve şöyle der. Daha bir ihtiyaklan, daha bir şevklen, senin nasıl bir aşık olduğunu görsün el alem. Buna riya denir. Yani gizli şirk. Yani Efendimiz Aleyhisselam'ın hadisinde zikrettiği karıncanın simsiyah bir gecede bir taşın üzerinde adımlarının sesinden daha gizli olan günah. Riya. Hocam karıncanın adımlarının sesi mi olur ya? Var. Bizim adımlarımızın sesi olduğu gibi karıncanın adımlarının sesi var. Biz duyamıyoruz. Bizim frekansımızın altında. Ama diğer karıncalar duyuyor mu? Diğer karıncalar duyuyor. Fıs 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 bir fısıldaşıyorlar. Hoca orada bir ekmeğin üstüne bir çikolata, bir fıstık ezmesi sürdüğünde çikolatadan bir tek damlacık aşağı düştüğünde karıncanın bir tanesi geliyor, damlacığa dilini atıyor. Bak tek karınca. Dile tamam diyor, şeker madenini buldum. Tıpkı bizim petrol bulmamız gibi, diğer insanlara fısıldamamız gibi. Petrol madenini buldum İsmail abi. Nerede? Şurada, Bitlis. Hemen gidiyoruz. Tıpkı bizim gömü bulmamız gibi. Gömü buldum. 200 gram altın. Demek ki devamı var. Hemen fısıldaşmalar. Karınca madeni buldu mu? Yani şeker, çikolata, tatlı, şerbet. Buldu mu karınca? Hemen fısıldaşmalar başlar. Oradan ayrılır. Ağzındaki o minicik şekerle, çikolatayla ya da balla ayrılır. Diğer karıncalara. Fıs 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 fıs. Bu da karıncanın fısıldaşması. Fıs fıs fıs. Buldum, buldum. Hoca ekmeği yerken bir damla çikolata düşürdü. Hem de torku bana da. Karıncalar fısıldaşıyor ve hemen bir de kaç dakika içinde karıncaları tamam oraya toplanıyor mu? Birkaç dakika içinde hepsi toplanıyor. Fısıldaşıyorlar, birbirlerine haber veriyorlar. Zikir. Bu zikir o kadar hassas ki araya şeytanı katmaman gerekiyor. Sadece Allah için yapman lazım. Bu zikri yapan kişilerin gösteriş denilen şeytan fitnesine karşı çok dikkatli olması lazım gelir. Bu sinsi tuzağa dikkat ettikten sonra Allah Teala'yı sesli bir şekilde zikretmekte bir beis yoktur. Bilakis çok fazilet vardır. Zira Allah Teala Hazretleri Kur'an-ı Hakim'inde şöyle buyurur. Ey iman edenler Allah'ı çokça zikredin ve onu sabah akşam tesbih edin. Amin zikrullah. Zikran kefira. Allah'ı çok çok zikredin. Zikran kefira. Çok çok zikredin. Ve sebbihuhu bukratan ve asıyla. Sabah ve akşam onu tesbih etmeye devam edin. Hem zikret diyor. Hem de tesbih et diyor peşinden Allah Teala. Yani zikrin farklı farklı çeşitlerini yap. Yeter ki onu zikret. Allah bizi sevk ediyor kendi ismini zikretmeye. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam zamanında farz namazlardan çıkarken insanlar yüksek sesle zikrederlerdi. Buhari, Müslim, Ebu Davud en sahih hadis kaynaklarında var. Farzdan çıktığı anda sahabiler ne yapıyor? Ya Allah, ya Allah, ya Subhanallah, Subhanallah, Elhamdülillah, La ilahe illallah. Sahabeler çıktığı anda ayrı ayrı, öbek öbek,
evlerine doğru giderken açık bir şekilde, sesli bir şekilde Allah'ı zikrediyorlar. Zikir camide bitmiyor, evlerine gidene kadar devam ediyor. Açık zikrin delillerinden bir tanesi bu. Yine Muhammed Aleyhisselam buyurdu, bu da Müslim hadisidir. Allah Allah diyen bir insan üzerine kıyamet kopmayacaktır. Hadisin başındaki tabir ne? Allah Allah diyen bir insan. Kıyamet koptuğu zaman bir tane Müslüman kalmayacak. Biliyorsunuz son alametlerden bir tanesi bir rüzgar. Bütün müminlerin inanmış olan son insanın da ruhunu koltuk altından girip alıp götürecek bir rüzgar olacak. Müminlerden bir tanesi kalmayacak. Yani yeryüzünde Allah Allah diyen kimse kalmayacak. Ondan sonra kıyamet gelmiş demektir. Kafirler üzerine kopacak. Kıyameti bize göstermiyor Allah Teala. Müminlere göstermek istemiyor. O kadar şiddetli bir ortam. Dolayısıyla beden ile yapılan farklı türdeki zikirler fiziken bedenimize zarar vermedikçe bunların tamamı tıpkı hafî zikir gibi caizdir ve çok faziletlidir. Meselenin özeti budur.